İnternet bir koptu geldi. Çok acayip ya. Niye böyle bir şey oldu? İnternet öldü abi, vallahi öldü. Tamam. Neyse, kayıt da bölündü YouTube için. Neyse, ikiye bölüp paylaşırım artık. Yapacak bir şey yok. Tamam, şu an düzgün. Devam ediyorum. Tatlı Vadi Fırtınası'na getirmiş. Evet. Tatlı Vadi Fırtınası'na getirmiş harbiden. Şunları alayım. Bunları yakarız. Biraz dinginden de hava ama yok. O zaman vakit geçirelim. Kitap oku. Şunu. Ah, dindi fırtına. Dindi de gece oldu be abi. Şunu bir 3 saatte oku. Tamam. Abi bir 3 saat daha uyuyalım. Şöyle bir 3 saat daha şu iyice bir ay tepeye çıksın diyecektim ama yok. Ay tepeye çıkmadı. Kitap okuyabilir miyim bu karanlıkta? İyi ki kitap var ha. Yoksa ne yapardık bilmem. Seni bir gün görmesem. Bir daha oku 2 saat daha. Ha, ay tamam. Aşağıya doğru eğim aldı. Tamam, zaten bu kitaba 2 saat kalmış. Neydi bu? Tüfek silahı becerisiydi. Tamam, 2 saat daha oku diyorum. Tüfek silah kitabını da okuduk abi. Tamamen bitti. Tamamen bitti bu da. Atladık mı seviye tüfekçilikte? Evet, tüfek silahı 2. seviye acemi olduk. Hemen bir bakalım. Hemen bir yeteneklerimize bakalım. 2. seviye. Atış yapma konusunda biraz daha deneyim edindin. Daha isabetlisin ve tüfeğin nasıl çalışır halde tutman gerektiğini biliyorsun. Kritik vuruş şansı %10 arttırıldı. Onarım eylemi başına 2 kondisyon sağladı. Oo, güzel. Güzel. Gayet iyiyiz abi. Gayet iyiyiz. Aşağı doğru eğim al dedim. Tamam, şimdi sobayı yakma zamanı o zaman. Keşke şu kıyafetler falan da yakılabilse. Ya da kumaş yakılabilse. Bir ses geldi ama. Neyse. Kömür aldım ilk önce. O iki tane kömür varmış, güzel. Ateşi yak diyorum. %85 çubukla yak. Keşke kıyafetler yakılabilseydi ya. Bence çok rahat yanar yani. Kumaş da yakılmıyor ki. Kumaşı çevireyim öyle yakayım desem. Yok. Nasıl? %85'e yakamadın. Ha, bir daha dene. Bir geyikli karaca sesi mi ne var? İnternetin tamamen ölmesi çok garip. Koptu yani internet. Bağlantı koptu. Bir garip. Drop da olmadı yani. İlginç. Neyse. Çam odunu. 1 saat 51 dakika. Kömür var. Şöyle 2 saat 56 dakika. Güzel. Şurada şimdi bir su yap bize. Ha. Şimdi ne hazırlayabiliriz? Bir dakika, benim ateş yakma becerim ne durumda? Ateş yakma 2. %55 ateş yakma şansı. Ateşe %10 daha fazla dayanır. Güzel. Kıyafetlere bakmama gerek yok. Bir şeyler yapabiliyor muyum? Çubuktan yok. Tamam. Suyu bekle o zaman. Bir daha bekle. Kuzey ışıkları mı var gene? İç onu direkt. Şu suyu bir içelim. Tamam. Bir daha su yap. Ne kadar suyum var benim? 1.11. Tamam. Kuzey ışıkları mı var? Yo. Şu tüfeği bir koy yerine ya. Sakin ol dur. Ya abi sakin ol. Tamam, 33 kiloyuz. Abi daha da bir şeyler atmam lazım benim. Daha da bir şeyler atmam lazım ama. Bak şu feneri. Şu feneri çok atasım var. Yani ama iç ortamlarda meşaleyle gezmem lazım. Bak bu yakıtı da atsam. Oo, bayağı harbiden. Baya fayda sağlarım ha, bir şey diyeyim mi? Baya bir ağırlık azaltmış olurum. 2,5 kilo bu. 1,5 da buna say desek. 3-4 kilo. Oh. Vallahi. Ya meşaleyle gezebilirim aslında ama fırtına da sıkıntı. Bir daha su yapayım. Hatta sen su iç. Ya ben biraz daha keşfedecektim. Fırtına işimizi bozdu ya. İyi, sabah oluyor en azından. En azından sabah oluyor. Artık okunacak kitabımız da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu kitabı yakabilirim hatta. 1,5 saat. Tamam, şunu da erit. Şuradan suyumu bir alayım. Al o suyu. Onu da al. Bende bir tane var değil mi? Okey.
57 dakika. Ama zaten sıcak oluyor burası. Al 4 saat. Zaten uyuyamayacaksın herhalde 4 saat. Yok uyur gerçi 4 saat. Bayağı yorulmuşuz gene. Ne öyle yorulduk anlamadım ki. Tamam. Bana bu artı 5 kilo nereden geliyor acaba? Onu ben anlamadım. Heh. Aa 4 saat biraz fazla olmuş. Kömür al. 3 tane de kömür aldık. Tamam. Food mu? Aa yemek acıkmışız. Bayat fıstık ezmesi. Ah göm gitsin. Öf nasıl kolera ha. Tamam abi çıkıp gideceğim de. Şöyle dayanıklılığı kötü olan enerji barını da göm. Gerçi uçak yemek deneyeseydim daha iyi olurdu. Kaldı mı ki uçak yemeği zaten? Ha bir tane kalmış. Ah. Göm gitsin onu. Tamam keşfe devam ediyoruz abi. Burayı da keşfettik. İyi oldu. Harita aynen. daha çok yolumuz var. Bir de su içeceğim. Bir tane gazozum var. Gazoz kalsın. Tamam şuradan tüfeği al eline. Ne olur ne olmaz. Şimdi kuleden ineceğiz aşağıya. Tamam. Şimdi. Şöyle. Oo, hava kaç derece? 0 derece hissediyoruz. Çok güzel abi. Çok güzel. Bu havayı kullanalım. Bu havayı kullanalım. Donmayacağız. Ağırlığımı da azaltsaydım aslında işte. Daha iyi olacaktı. Halatım olsaydı buradan inebilirdim de. Halat göremedim. Oo, bir dakika. Biz şu an dağdayız. Ve abi bayağı bir büyük. Onlar balık tutma kulübeleri değil mi? Evet. Neresiydi burası? Sahil yoluydu değil mi? Ha. Bayağı şey var ya. Sahil yoluna şu an dağdan iniyoruz aşağıya doğru. O zaman abi yüksek rakımlar soğuk olur değil mi? Yani mantıken. Buraların biraz daha sıcak olması lazım. Görece yani. Kaç derece? 3 derece. Çok güzel. Çok güzel. Kaç ağırlığım? 33. Abi ben risk alacağım. Ben risk alacağım. At şunu. At şunu. 29 kilo. Tamam. Feneri ve yakıtı attım. Gerek yok. Fırtınada da fener yakmayı veririz. İç mekanları nasıl aydınlatacağım peki? İç mekanları nasıl aydınlatacağım? Meşalem var. Aynen meşaleyle iç mekanları aydınlatırım. Lootlamayı öyle yaparım. 30 kilonun altına düştüm en azından. Ne kadar hafif olursak o kadar iyi abi. Gereksiz şeyleri mümkün olduğunca sallayalım gitsin. Hani bir şekilde çözebileceğim farklı yolla. Ufak da olsa çözebileceğim sorunları sallıyorum gitsin. Bizim amacımız hızlı hızlı keşif yapmak. Ben şu an yolu takip ediyorum ama bu yol beni aşağıya indirecek mi? Umarım indirir. Benim ne kadar yakıtım var yakacak? İki dalım var. Ufak ufak gece için yakacağım var mı benim gece için? Dalım var, iki bu var. Oo yakacak çokmuş tamam ya. Yakacak çokmuş iyi. Yakacak sıkıntımız yok. Yemeğimiz var. Suyum ne kadar var? Zaten su kaynatırım. Bayağı var zaten. Tamam. Ben de diyorum o ne? Sen ne arıyorsun orada ya? Hah güzel. Burası yol aşağıya döndü. Çok güzel. Tamam işte bildiğin dağdan aşağı doğru iniyoruz işte. O kurta... Lütfen bir yerini kırma. Ne olur. Bir de seninle uğraşamam. Hah. Tamam. Abi o kurttan bir ufak ufak bir uzaklaşalım. O yol oradan aşağıya dönecek mi? Aha. Gizli taş yığını. Gizli taş yığını. Yavaş yavaş. Sakin. Keşfet. 58. Tamam. O yol aşağıya dönüyor mu? Aa dönmüyor gibi sanki. Dönüyor mu dönmüyor mu anlayamadım ben şimdi. Şuraya bir bakmak istiyorum. Oh ya bayağı hızlandık ya harbiden. Bayağı. Oradan bir oraya gidiş var. Aşağıya gidiş var. Ha burası şeye gidiyor.
Galiba aşağıdaki evlere gidiyor. Ben orayı bir merak ettim abi. Oraya bir hızlıca bakalım. Baksana burası zaten yol değil. Yol buradan devam ediyor. Orası bir ara. Geçiş. Tam odunların oradan sağa. Tamam. Hatta buraya bir çizeyim ben. Şuraya bir çiziktireyim ben hatta. Kurttan da kaçıyorum ufak ufak. Oh, bayağı yeri açtım gene. Yok. Kurt zannettim de. Şöyle bir. Aha, aşağıdaki evler işte. Tamam, yol buradan devam ediyor bu arada. Gayet güzel. Gayet güzel. Acaba bunun ilerisi göl mü acaba bu? Bir dakika. Sahil yolu. İyi de sahil dediğine göre. Yok, burası göl değil abi. Böyle ufak içe körfez mi denir buna? Denizden böyle karanın içine doğru girmiş yerlere. Körfez de denmez herhalde de. Daha küçüğüne ne denir bilmiyorum da. O tarz bir yer. Bak burada evler var şimdi. Burası yukarıdan gördüğümüz yer. Aynen, halat da var zaten. Buraya girilmiyor. Tamam. Ben buraya bir çizerim. Dağda aşağıya. Aha, aşağıya giden yol var. Biz bir şuraya bir çizelim. Şu evler bir açığa çıksın. Genel bölgeyi bir incele bakalım. Bak, güzel. Baraka baraka. Aha. Denizin ucunu gördük. Denizin ucunu gördük. 3 tane baraka var burada. Bir tanesi 3 tane değil, 4 tane var. Bir tanesi perişan halde. Bunlara girilebiliyor mu? Ha, girilebiliyor. Tam hızlıca bir loot yapalım da. Nasıl bir loot yapacağız? Ah be abi, korktum abi ya. Kadın mı abi mi bilmiyorum. Baraka sahil yolu. Tamam, o zaman bir suyumuzu bir içelim. Tamam, bir yer aslında kumaşla benim onarım yapmam lazım. Burada peki soba var mı? Burada soba yok. Oo, kitaplara bak. Kitaplar çok ağır ya. Yani zaten yakacağım çok. Hiç gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Ben şöyle, benim özel olarak işime yarayabilecek herhangi bir şey. Şurayı bir dur, yatağa tıkladım. Şurayı bir şöyle, herhangi bir şey var mı abi? Yalnız bayağı hızlı hareket ediyoruz ya. Çok güzel. Ben bunu sevdim ya. Ben bunu sevdim. Aa, yay zannettim adamı. Askıyı öyle bir koymuşlar ki var ya. Bile bile yaptıklarını narına, bile bile yaptıklarını yemin edebilirim ama kanıtlayamam abi. Şunu şuraya yay gibi kandırmak için yapmışlar. Sweatshirt salla. Portakallı gazoz. O. İç gitsin direkt. Gerçi susuzluğum fullmüş. Boşu boşuna içtim biraz. Neyse, zaten mütecaviz oynamıyoruz abi. Her şey bol bol zaten. Sıkıntı yok. Tamam, bu evde umarım kaçırdığım bir şey yoktur. Hemen karşıdaki evlere bakacağım. Hızlıca. Umarım buraya kurt murt bir gelmiyordur. Aslında çömelerek çıksam evlerden. Burası bir geçiş yolu gibi gözüküyor da. Sahil yolu bölge. Ne oluyor? Birini boğazladılar ha. Şurasının arka tarafına bir bakayım. Garip bir geyik bağırması duydum ama hayırlısı. Tuzlu kraker ver. Çam odunu ver. Burada soba gene yok değil mi? Abi gene dayanamıyorum, loot yapıyorum. Bak, köpek maması ver ver, yemeğim az değil mi? Yemeğim az mı peki harbiden? Değil. Kimi kandırıyorum abi, az mı az değil ya. Gazozu alırım ama gazoz iyi. Gazoza hayır demem. Gazozu, gazoz sevmeyen var mı ki? Şuraya bir bakalım. Could end up being useful. Baş çıktı ama ok başı gerek yok. Salla. Kitap. Kağıt yığını. Aa, ne güzel raf ya. Abi şu ranza bak. Abi bu ne bu? Bunu ben bir kötü ruh kovma gibi bir şey mi var? Bunun bir batıl inancı var. Bizdeki böyle nazar gözüne benziyor böyle. Nazar boncuğuna. Acaba o tarz bir şey mi? Kötü ruhları kovan bir şey gibi bir şey mi? Adamın ne güzel rafı var üst katta, baksana. Bir ton kitap, ıvır zıvır. Şurayı bir araştır. Oo, aldım. Onu alırım. Onu alırım. Ondan doğal sargı yapabiliyoruz. Şuralarda neler var? Tamam abi, buralarda da başka bir şey
gözükmüyor gerçekten. Benim tutuşturucum ne kadar var? 9 tane tutuşturucum var. Tamam, hadi kanat yılını aldım. Gerçi 9 tane tutuşturucu gayet yeterli ölçüde de. Tamam. Burada da bir şey yok abi. Son bir evimiz daha var. Hemen bakıp sonra yola koyulacağım. Daha güneş daha tam tepede. Hemen hızlı olalım. Hemen şöyle hızlıca bir lootumu yapayım. Hemen yola koyulalım abi. Zaman önemli. Salla. Aldım. Gazozu ayır demem. Yanıcı kütük. Hızlandırıcı. Tamam, ver, kullanırım. Direkt, hatta nerede en yakacağım bir yerde direkt kullanırım onu. Şurayı bir araştır. Salla salla. Gazoz. Şu çöpü araştırayım. Kömür. Oo, aldım. O benim işime yarar işte. Ben, o benim için vazgeçilmez. Çünkü konserve şeftali aldım. Çünkü ben şu anda keşfe odaklandım. Sprey boya. Kağıt yığınlarını almayacağım. Tamam, başka bir şey göremiyorum. Umarım önemli bir şey. Çok hızlı bakıyorum ama kaçırmıyorumdur. Yanıcı kütük falan almayacağım. Tamam. Okey abi, devam edelim. Devam edelim hemen. Şuradan aşağıya doğru. Gene ağırım değil mi ben? Ye şunu. Gene ne bulursam aldım çünkü. Ağırlığım 32. Okey. Ya ben 30'u geçmemeye çalışıyorum. Et parçalamak için. Bunlardan birini atacağım ama. Ya bıçağı ya şunu. Gerçi yakıt çok fazla üstümde. Kömür daha mı iyi bundan peki? Bak, kömür hem daha hafif. Kokulu yanar. Kömür parçası. At. Şunların hepsini at. Kitabı yakacağım. Kitap kalsın. 1 kiloymuş. At. Sedir çırası. O attım neydi? O değil, bir dakika. Ha, çam odunu. Çam odunu daha ağır abi. Tamam. Ne kadarız? 30. Gene 30'un altına inemedim ya. 30'un altına inemiyorum bir türlü. Hedefim 30'un altına inmek de. Ha, burada yol dönüyor. Şurada aşağıda ne var peki? Şu tarafa doğru bir bakmak istiyorum. Her an tetikte olmam lazım. Vallahi bir yere gidiyor ama. Tamam, oraya doğru geliyorum zaten. Kurtlar var aşağıda. Gene önümüze çıkacak şimdi bunlar. Buradan direkt aşağı inseydim peki. Bunun sağında solunda acaba bir şey var mı harbiden ya? Daha güneş tepeyi geçmiş. Öğleden sonra olmuş. Saat 1 falan herhalde. Değil mi, güneş? Yo, 2-3 falan galiba. Gerçi kuzeydeyiz. Bilmiyorum, onun hesaplaması vardır da. Hiç anlamam. Hiç anlamam abi. Buralarda... Aşağıda çok güzel bir yol var. Sahil yolu galiba orası. Buraya ismini veren yer galiba orası abi. Anladığım kadarıyla. Yukarıda kurt var. Şu yukarıya çıkıp bir... Aha, orada bir baraka var. Şurada bir çizim yapacağım.
Bir bakalım. Hop. Gayet güzel. Tamam, şu sahil yolu mu? Aynen, şurası sahil yolu. Tam önümde abi. Tam önümde ayı var. Ne tarafa doğru gidiyor? Ayı varsa burada bir yerde mağarası da vardır. Bu tarafa doğru geliyor. Ben onu şu sol taraftan atlatabilirim. Ama ne tarafa doğru gidiyor? O önemli. Şurada bir baraka var. Ona bakmak istiyorum. Şunu bir alalım. Şey, keşfedelim. Kitch. Long days and pleasant nights. Pleasant ne demek bilmiyorum. Abi saklanacak bir yerim olsa ayı vurmayı denerdim de. Öldürebilip öldüremediğimi. Aa bir dakika, bunu römorka doğru çeksem. O römorka girilebiliyor mu acaba trailer'a? Eğer o trailer'a girilebiliyorsa. Ayıya bir hani bir el atışta ölmez bence bu ayı. Bir el atışta ölebileceğini zannetmiyorum. Hatta bu korkup kaçmaz bile mermiyi yedikten sonra. Hani o yüzden korkuyorum. Bu mermiyi yedikten sonra bile üzerime gelmeye devam eder bu bence. Ama o römorka girebiliyor mu? Abi eğer ki şu römorka girebiliyorsa o ayıyla bir uğraşacağım. Dur. Yorgun değilim. Çok güzel. Gerekirse burada sabahları şu bayağı girilebilir gibi duruyor. Tamam, girilebiliyor. Okey abi. Abi kurtla uğraştık. Okey. Bir de ayıyla bir uğraşalım bakalım. Dur. Şimdi ayının dikkatini çekeceğim. Herhalde direkt üzerime koşmaz herhalde, değil mi? Bana doğru bir dönerse. Hatta uzaktan bir atış vuracağım. Bekle. Tekrar nişan al. Hazırlan. Hop. 7 Toto'ya. 7 Toto'ya kaçıyor. Aa, ayı da kaçıyormuş ya. Bir tane 7 ama o. Şu canavli nasıl kaçıyor? Ayılar çok hızlı koşar bu arada. Gerçek hayatta da öyle. Te evin oralara gitti. Neyse, biz buraları bir keşif. Totosuna 7 bir tane. Aşağıda evler var. Şuraya eksik mermiyi tamamla. İyi, ayı da kaçıyormuş ya. Mermi yedikten sonra. O zaman sıkıntı yok. Ayı bile kaçıyorsa mermiden sonra. Ben bundan sonra hiçbir şeyden korkmam. Kafiyeli olacaktı aslında. Ama tutturamadım kafiyeyi. Tamam, ayı kaçtı. Ayı beyefendinin ama buralarda bir yerde mağarası var yüksek ihtimalle. Onun yuvası ya da yuvasına doğru kaçtı. Ama yok, buralarda belki yama arıyor olabilir. Şurayı hemen hızlıca bir keşfedelim abi. Keşfe devam edelim. Odunum var. Eski uyku tulumu. Oo, 6 tane kumaş mı veriyor? Çok güzel. Ne var burada? Konserve şeftali. Yemekten bol bir şey yok. Bunlar kimin acaba? Yeni şoför eldiveni. Abi kimin olmasının çok bir önemi yok. Artık bizim. Artık bizim çünkü. Toplanmış odun. Bir bakıyorum, hemen hızlıca bakıyorum. Hemen hemen gideceğim çünkü. Burada yeni şoför eldiveni vardı. Bizde hangi eldiven var? Bizde bu sağlam yün parmaksız eldiven var. Evet evet. Ondan sonra yiyeceğime başka bir şey yok. Tamam, çıktım abi. Okey. Şuraya bir çiziktirme yapacağım hemen bir. Römörkün oldu. Çiziktir de nasıl bir kelimedir ya? Hatta şu kapının önünde yapayım.
Ne olur ne olmaz. Hatta bir de tam şuraya doğru yapacağım. Eğer ayı oradan bir şey görürsem iptal ederim derken yok. Sıkıntı olmadı. Römork burada. Bu römork daha buradan gidiyor abi. Daha bu tarafa doğru gidiyor. Bence bu tarafları bir keşfedelim. Daha sahile inmeyeyim. Aha, halat var bak. Yukarıya, ama oradan kurt sesi geldiydi. Ki zaten yorgunum da, o halatta çıkamam şu an. Acaba orası nereye gidiyor? Gerçi aşağıda da çok yer var. Bence bir sahile inelim ya. Ama o üst taraf da nereye gidiyor çok merak ettim yani. Römork buradaysa halat. Harita değiştirme yer olabilir mi orada? Yo, orası bir yere de gitmiyor ha. Ama yorgunum. Eğer orada ev mev yoksa çok kötü olur. Halatta da inemezsem daha da kötü olur. Buradan aşağıya doğru bir yol gidiyor ve bu tarafa doğru giden bir yol var. Ben şu tarafa doğru giden bir yolu tercih ediyorum. Dursaydı vuracaktım bu arada. Sessiz bölge. Ha. Sessiz bölgeyse o zaman tam benlik. Demek ki kimse gelip gitmiyor buraya. Oradan bir geçiş var. Kurtlar. Şunları bir toplayalım abi. Bir orman as yaralara karşı. Bunları kullanırız çünkü. Hadi. Antiseptik etkisi var. Burası herhangi bir yere gitmiyor. Reishi mantarları var da biz de zaten nasıl ya? Tam benim geldiğim yerden geliyor ha kurt sesleri. Şuradan bir geç bakayım şöyle. Burkulma riski nasıl yani? Tamam bu o yandan giden yoldan bağlanıyor değil mi burası? Aynen. Tamam. Yandan giden yoldan bağlanıyor. Pekala abi. Burayı bir takip edelim. Aynen o yandan giden yoldan bağlandı. Aha çok güzel bir ev buldum. O aşağıda da bir ev var. Ayı yalnız buralara doğru falan koştuydu. O yüzden dikkatli olalım. O sapa sağlam duran mükemmel iki katlı bir ev buldum. Şu üst. O halatı merak ediyorum bu arada. Yarın ona bakacağım. Yarın halata bakacağım. Şuradan bir bu eve girilebiliyordur herhalde, değil mi? Karaca koşturuyor. Tamam, giriliyor. Şöyle bir etrafını keşfedelim. Yolun tam üstü. Okey. Şurada bir hemen çiziktirme yapalım hemen bir. Yerel bölgeye ineyim. Sahil evi. Kuşburnu varmış. Tamam, hop bak sahil yolunu bulduk zaten. Çok güzel. Çok güzel. Yol buradan devam ediyor. Kim bilir nereye gidiyor. Şimdi o yol bu tarafa doğru devam ediyorsa o yol sahil yolu yıpranmış yola bağlanıyordur. Yıpranmış yola bağlanıyordur yüksek ihtimalle. Yıpranmış yoldan da terk edilmiş topraklara bağlanıyordur. Tahminim o yönde yani. Tamam, şöyle bir bakalım. Zaten bu evde dinleneceğiz çünkü gece oluyor zaten. Güneş batıyor. Güneş batıyor. İple çıkılabilir bir yer var ve herhangi bir yere gitmiyor haritada. Oh, burası korkunç ve güzel. Kibrit var. O zaman yani lootlamaya başlayalım diyeceğim de. O iş botu. Abi oyunun en iyi botu galiba bu. Bildiğim kadar yani savaş botu. Savaş yo savaş botu da görmüştüm. Bence bu ya. Sağlamdır fakat sıcak tutmaz diyor. Nasıl sıcak tutmaz? Bende iş botu var ya. Sıcak 1,8 derece veriyor. Daha ne kadar şey yapabilir ki? Daha ne kadar en iyi bot bu değil mi? Ha. Daha o zaman ben bulmadım abi o botu.
Daha o zaman o botu bulmadım ama bu bot da büyük ihtimalle en iyilerden biri abi. Bir tane bot buldum, 3000'e veriyordu. Ha. Oh. İyiymiş abi o. O iyiymiş. Valla ben daha denk gelmedim öyle bir şeye. Burada bank var. Tamam. Bunun şöminesi var mı? Mutfak burada. Şömine umarım üst katta vardır. Burada bodruma inen yer var. Niye yok buranın bodrumu? O ne? Kereste kibrit. Şurayı bari açtır bakalım. Ha. Suyu alırım. Fazla suyun zararı olmaz. Aynen öyle. Kokuşmuş göl balığı çiğ. Küçük ama bol. Ya salla. Gazete falan var. İyiymiş o. Salla şunu. Abi yemek falan çok ihtiyacım yok da. Salla konserve açıcıyı. Kullanmıyorum zaten. Salla şuraya bakalım. Salla. Domates çorbası aldım. Gene var ya ne elime gelirse alıyorum. Gene ağırlaşacağız abi. Ne var o arada? Gazoz mu? Oo gazozu kaçırmam. Hatta bir gazoz gömelim. Kar botu diyordu. Şu hem spor ayakkabı gibi hem de ağır botlar oluyor onlardan. Kar botu diyordu. Ha, hem spor ayakkabı gibi hem de ağır bot oluyor onlardan. Anladım. Vallahi öyle bir şeye daha denk gelmedim abi. Tamam abi burayı lootlamaya devam ederiz ama yani benim zaten yemeğe ihtiyacım yok. Yemeğe ihtiyacım yok. O yüzden şuralara falan bir bakalım. Şuralara hatta üst kata bir bakalım. Orada abi şömin olsun artık bu evde de ya lütfen. Gerçi sahil yolu ya. Sıcak olur diye kesin şömine koymamışlardır ha. Ama benim suyum var ki zaten. Spor yeri. Ben neden... Burası kaç derece? 19 derece. Niye ateş yakayım ki? Yıpranmış ne gömlek diyor? Yıpranmış kareli gömlek. Herhalde iyi değildir ya. Hiç bakmıyorum ama. Aldım çikolatayı. Kitap mitap. Geç onları. Zaten yakacağım bol. Gene bir kitap daha var. Abi burası sahil olduğu için bence evet buralarda yok gibi gözüküyor. Ev içinde bir meşale yakmayı deneyeceğim. Çakmağı kullan. Niye yakmadı? Ha. Aynen. İyi, ev içinde meşale yakabiliyoruz en azından. Abi şu kıyafetlere bakalım. Kurt dibimle çıktı, totuşum ısıyordu, göz göze geldi. Öyle mi? Abi evet ya ben ondan çok korkuyorum. Bir evden çıkarken tam önümde olacak diye. Denk gelir mi? Gelir vallahi. Sıkıntı harbiden. Çömelerek çıkmak lazım evlerden. Tehlikeli yerlerde çömelerek çıkacaksın abi. Sıkıntı harbiden. Tırmanma çorabı. Ya bu tırmanma çorabı güzel miydi? Ha. Evet. Tırmanma çorabı daha güzel. Bunu yırtarız. Ne yırtacağım ya? Kumaştan zaten bol bir şeyim mi var? Tamam. Son derece kaliteli yün çorap diyor. Çok iyi. Hemen hızlıca bir bakalım. Gazozu kaçırmam. O su alabiliriz. Gazoz. Ya gazozumuz da bol. Ya su işi çok da sıkıntı değil yani. Salla. Ağrı kesici falan geç. Salla, salla. Tamam bu. Oh, 2 litre su var neredeyse abi. Yorulduk baya. Hızlıca bakıyorum çünkü meşalenin süresi var. Yakmayabilirdim aslında da net görelim diye yani yaktım. Net görelim diye yaktım da. Tamam başka da bir şey yok. Söndür bunu. Hayır atlamadım dur ev yanacak. Dur abi nasıl söndürüyorsun onu ha? Tamam sol tıkla söndürüyormuş. Okey. Abi bu gece uyuyacağız şimdi. Ama birazcık adamı bir yoralım. Gerçi 12 saat uyusam anca sabah olur zaten. Bayağı da yoruldu zaten. Bu kitabı okuduk. Bayak sesi nereden geliyor? Sonra baktım karnına nasıl bir kurt aman tanrım dedim. Sonra konteynere girdim ama oyunda römork olarak geçiyor. Evet. Depar attım konteyner 5 metre uzağındaydı. Dimde 5 metre. Anladım. Vallahi iyi. İyi ki römork varmış abi.
Yoksa yanmıştım. Yoksa yanmıştım vallahi. Şimdi abi şuradan dibimde. Uzağın da dibindeydi. Ha. Evet, iyi ki varmış. Şuna bir yapalım, başla bakalım be. Abi şuradan yapılabilecek şeyleri bir yapalım. Çünkü adamı yoralım. Zaten şimdi bayağı bir 12 saatlik ah orman asması hikaye. Bak 3 taneye bir tane yapıyor. Tamam. Okey. Şuradan yaralarımızı sarmak için şunu da yap. Yaralarımızı sararız. Güzel olur. Sargı bezi yapmaya ihtiyacım yok. Tamam. Zaten umarım yarın fırtına falan olmaz. Onların becerisi 80 oldu dedi bu arada. Hafif hafif gece çıkmak üzere. Ben diyorum ki bir 12 saat güzel bir uyku. 12 saatlik güzel bir uyku bize adam eder bence. 12 saatte tam dinleniyor diye biliyorum. Evet. 12 saatlik susamışız çok fena. Ve o tamam abi, 12 saatlik uykuyla tam geceden gündüze edebiliyorsun. Ve adam 12 saatlik uyumaya ihtiyacı var harbiden. Tamam, biraz daha sabah olsun. Şöyle birazcık daha sabah olmasını bekleyelim. Şuradan bir gazoz iç. Gazozumuz bol. Somuş ha. Karnım aç, doğru ya. O zaman şöyle kötü yemekleri bir gömelim. %8 diyor. Bence ye, bir şey olmaz. Bence ye gitsin. Şöyle bozuk olan şeyleri bir bakalım. Gazozlar bayağı kötü durumda. Şunu da ye. Abi internette bir gariplik var. Şunu da ye. Drop oluyor şu anda da benden oluyor. Tamam. Daha ne kadar açım? Doymuşum. Bir tane de gazoz yok. Gazoz içmem. Sadece su içelim. Drop oluyor, benden oluyor. Şimdi ben de bir litre su varsa suyu içersem bu sefer karnım doluyor. Her türlü taşıyorum diyor. Evet. Doğru. Doğru, öyle oluyor ama vücudun içindeyken işte oyun onu hesaba katmıyor ya. Oyun onu hesaba katmıyor abi. Abi drop oluyor. Drop oluyor. Katmasın işime gelir. Aynen öyle abi. Boş ver. Boş ver. Düzgün gibi ya şu an. Başka ne yapacağım? Başka yapacak bir işim, bir uğraşım var mı? Ben bu meşaleyi onarabiliyor muyum? Eylemler topla. 2 dakikada çubuk veriyor. Meşale yapımı için ne lazımdı peki? Meşale için ne lazımdı? 3 tane çubuk, bir tane kumaş. Ha, gaz yağı mı lazım ona? Ciddi misin? Eyvah, ben gaz yağını attım. Eyvah. Elimizdeki meşaleyi dikkatli kullanmamız lazım. Bayağı da bitmiş. Ben gaz yağı gerekli olduğunu. Ama işte bu da kurtları kovuyor işte. Deniz şey feneri de kurtları kovamıyor ama. Fener de kurtları kovamıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bence meşale daha iyi de gaz yağını atmasaydık iyiydi ya. Gaz yağını atarak çok iyi bir iş yapmamışım. Fişek, evet, fişek. Fişek zaten bayağı etkili kovuyor ya. Abi bugün internette bir sıkıntı var ya. Dur, oyunda zaman geçmesin. Şuna bak, hiç dengeli değil. Abi yükseliyor, geri düşüyor falan. Daha deminden beri drop oluyor ufak ufak. Az önce de bir koptu gitti zaten internet. Fişek, evet ya, fişek bayağı etkili kovuyordur.
Niye böyle oluyor? Hız testi yaptım. Düzgün çıkıyor hız. Hız düzgün çıkıyor. O zaman Twitch'in sunucularında sıkıntı var gene. Bak hız testi yaptım. 6.7 çıktı upload. Ben 6000 bitrate veriyorum. 6000 ve 3000'e düşüyor. 3000, 4000'lere düşüyor. Anlık düşüyor, geri çıkıyor. 3000'e düşüyor, geri 6000'e çıkıyor. 3000'e düşüyor, geri çıkıyor. Gene Twitch'in herhalde sunucularında sıkıntı var ya. Abi kışın mı böyle oluyor? Bak yazın hiç sıkıntı yaşamadık ha. Acaba mevsimsel mi acaba? Mevsimsel olma ihtimali var. Çünkü yazın da hep yayın yaptım. Hiç sıkıntı olmadı. Düzelmiyor. Düzelmiyor. Bir saniye hemen geliyorum. Yok abi, kuzenin bilgisayarından mı diyecektim de. Yani kuzenin bilgisayarı da açık değil. Yatmış uyumuş zaten herhalde. Yatmış uyumuş yani, hiçbir etki yok. Bak daha deminden beri düzgün yayın yapıyorduk. Zaten bir koptu gitti. Bilgisayarından değil. Ve kışın oluyor ya bu sıkıntı, yazın olmuyor. Dur bakayım, Dom Detector'da Twitch'i bildiren var mı? Bir bakayım. Twitch'le ilgili sıkıntı yaşıyorum abi. Göster bakayım, Türkiye'den hiç bildirim yapılmış mı bugün? Yapılmış. Bak bak. Dur göstereyim, size de göstereyim. Şu anda bak abi, saat tam 10. 22 civarında 6 kişi bildirim yapmış. Bak 22.5. 15 dakika önce, yani bize de aşağı yukarı o vakitler başladı. Türkiye'den bu arada bu raporlar sadece. Yani bu saatte bir sıkıntı var belli. 6 tane bildirim yapılıyor. Tamam, yüksek ihtimalle Twitch'ten kaynaklı. Twitch'ten kaynaklı da bütün Twitch yayıncılarını etkilemesi lazım. Niye sadece beni etkiliyor mesela? İşte belli bir bölgeye girenleri yüksek ihtimalle, ya sadece Eskişehir'de oturanlar, ya da ne bileyim, belli bir sunucuya bağlananlar falan mı acaba? Yani bilmiyorum. Hani acaba Eskişehir'deki oturan bütün yayıncılarda mı sıkıntı oluyor, ya da ne bileyim Eskişehir'de TürkNet kullananlarda mı sıkıntı oluyor falan? Onu tam anlayamadım mesela. Yani Türk hiç, ve kışın oluyor, yazın olmuyor. Yener kolay gelsin. Teşekkür ederim Metehan, hoş geldin abi. De. Sen hoş geldin de biz hoş gitmiyorduk abi ya. Biz hoş gitmiyorduk abi. Drop sıkıntısı var ya. 6000'den 3000'e düşüyor. Bilmiyorum sesim net geliyor mu size, bilmiyorum ama umarım kesik kesik gelmiyordur. Umarım düzgün bir şekilde geliyordur. Zaten YouTube'dan izleyen arkadaşlar ileri alır büyük ihtimalle de. YouTube'dan izleyen arkadaşlar ileri alır. Bir de ortada drop yok. İşte drop giriyor da nasıl giriyor biliyor musun? 3000'e 4000'e indiriyor. Hiç yok. Yo yo var. Drop var. 3000'e 4000'e iniyor. İşte şey kopmuyor. Ses kopmuyor. Yoksa görüntü kopar. Oynasam görüntü kopar yoksa ya. Ya da çözünürlüğü düşürür. Çünkü 6000'e yükseliyor, geri düşüyor 3000'e. 6000'e yükseliyor, giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Sıfıra da düşmüyor. Sıfıra düşse iyice donar zaten. 3000'e düşüyor, 4000'e düşüyor. Bak şu an düzeldi, şu an yeşil. Bak şu an full yeşil oldu şu an. Aa, şu an ay gayet iyi. Düzeldi herhalde ha. Galiba düzeldi. Görüntü de var, bir oyuna bakayım oyunu.
Yüksek ihtimalle oyunun çözünürlüğünü düşürür. Çünkü şey yapması lazım. Şu an karanlık içerisi, gösteremem ya, dışarı çıkmam lazım. Şey olur, görüntü çözünürlüğünü düşürür yüksek ihtimalle abi. Görüntünün çözünürlüğünü düşürür. Çünkü sıfırlanmıyor. Drop var da. Hani çok 3000'e 4000'e düşüyor. Çok düşmüyor. Hani iyice ölecek kadar da düşmüyor da. Bak şu an toparladı gibi ufak ufak. Şu an bayağı 6000'lerde. Ama anlık 3000'i 3200'ü gördü, geri çıktı 6000'e. Çok anlık. Şu an düzgün. Şimdi devam edelim. 5 dakika sonra gene başla. Bir de şey garip oluyor yani. YouTube'a parça parça geliyor. Az önce interneti kopardı komple. Ha, düzeldi. Şu an yemyeşil. Şu an yemyeşil. 6000'de. Yayını koparıyor. YouTube'a parça parça geliyor sonra videolar. Onu da çok istemiyorum da. Neyse, yapacak bir şey yok. Tamam. Şu an yeşilde ya. Devam edebiliriz. YouTube'daki arkadaşlar umarım ileri almıştır. Yani YouTube'dan izleyenler zaten bu yerde ileri alsın. Ya da bilmiyorum, dinlemek isteyen var mı? Dinleyen var mıdır bilmiyorum da. Okey, şu an yeşil. Şu an yeşil. Devam. Şimdi. Karanlık abi. Yani bir şey gösteremem. Şu anda. Güneş doğmak üzere. Başka yapılabilecek işimiz var mı? Hoş geldin bu arada abi. Metehan. Tekrardan. Tamam. Burada başka bir şey yok. Tamam. 30.60. Ya abi, 30'un altını bir göremedim ya. 30'un altını bir göremedim harbiden. Şunu da at gitsin. Bak şimdi şu kitabı da atacağım ha. At şu kitabı da. Heh. Abi 30'un altında. Gerçi 35 kiloya kadar taşıyabiliyorum da. Olsun abi. Olsun. 35'e de çıkmayacağım. Niye? Çünkü çok hareket etmek istiyorum çünkü. Çünkü çok hareket etmek istiyorum. O yönlü oynayacağım. Ondan sonra cima. Karnımız tok mu? Karnımız tok, sırtımız pek. Aa, gene kırmızı olmaya başladı bak. Bak, gene düşüyor ya. Arkadaşlar valla bir ses kayması, bir görüntüde yamukluk falan filan olabilir. Şu an yani benden kaynaklı değil, Twitch'ten kaynaklı ve hani işini gücü komple kopartmıyor da yayına. Şu an yeşil oldu tekrardan bak. Abi bir saat daha uyuyalım. Hava bir... Nasıl yeterince yorgun değilim. Bence gayet de yorgunum. O zaman ne yapabilirim? Neyse, herhalde bir sıkıntı olmaz ya. Çünkü sürekli giriyor düzeliyor, giriyor düzeliyor. Tamam, ne yapabilirim ben başka? Bir iş var mı? Bir şey şöyle hemen 2 dakika. Bıçak, nacak. Mesela şu çok düşmüş. Eylemler diyorum. Mesela bilek desem. Bileğimi taşın atmışız. Evet, anlamaktayım abi. Tüfek temizleme kiti. %99. Tamam. Mesela şunu ne yapabiliyoruz? Kullan diyor. Şunu eylemler temizle topla. Temizle desem 5 dakikada temizliyormuş. Ya ne yapayım? Temizle madem, hadi yorul biraz. Çok rahatsız edici. Tamam. Başka yapacak iş bulamıyorum ya. İnanılmaz. Biraz daha keşif yapabilirmişiz o zaman yüksek ihtimalle. Birazcık daha keşif yapabiliriz. Zaman geçirebilirim de. Uyuyor. Heh. Tamam, yeteri kadar yorulmuş. Şöyle bir saatlik uyudum. Tamam, güneş bayağı çıktı. Heh. Az çok bir şeyler görmeye başladık ufak ufak. Şimdi. Tüfeği eline al. Şu gazoz iç. Bir gazozumuzu bir içelim. Dediğim gibi arkadaşlar, görüntüde bir şeyler falan anlık oluyor. Yani şu an düzgün. Şu an düzgün de bir şeyler olursa, ses falan kayarsa şu anda kusura bakmayın. Bir herhalde umarım böyle gitmez. Bir saat falan daha oynatsa zaten salarım yayını da. Bugün baksana belli ki sürekli, çünkü yeşilden sarıya dönüp duruyor. Yani düşecek. 6000'in altına düşecek de.
Naz yapıyor. kurtarmaya çalışıyor beni. Neyse. Okey, devam. Devam abi. Her şeyimiz güzel. Bak, kırmızı oldu anlık. Şurası abi, çömelerek çıkıyorum. Ne olur ne olmaz. Kırmızı oldu şu anda. Sarı. Oo. Umarım çok kötü olmuyordur ekran ya. Abi halata gidiyorum. Halattan tırmanacağım. Yukarıda ne var merak ediyorum çünkü. Şu yoldan gelen herhangi bir şey var mı? Yok. O halat neredeydi? Bir dakika, ben hangi yoldan geldim ya? Ha doğru, bu yoldan geldim. Tamam. Bir dakika, halat nerede? Halat burada değil miydi ya? Ha şu üstteydi. O üstteydi galiba. Hadi çık buradan. Hadi be. Hadi. Ya yapma ya. Aşağıdan geliyor. Sıkıntı yok. Cidden mi abi? Gerçekten mi? Looks like I survived another night. Kullanacağım abi. Come on. Come on. Nasıl bir işe yaramadı ya? Ağrı kesici kullan. Hah. Şuradan da çık artık. Ya bir zahmet lütfen. Oradan çıkmıyorsun, buradan çıkmıyorsun. Tamam, okey, çok dik anladım da. İşimiz var ama ha böyle. Bana yolu uzattırıyorsun. Gene kırmızı da. Umarım görüntüde bir sıkıntı yoktur arkadaşlar ya. Ya da ses kayması falan olmaz umarım. Abi o halat neredeydi? Az önce gördüğüm halatı falan kaybettim ya. İnanılmaz ya. Diğer tarafta mıydı ya? Çünkü burada halat malat yok. Gerçekten ben o halatı bu tarafta mı gördüm? Çünkü ilk başta öyle hatırladıysam herhalde öyledir ya. Ha, değil mi? İlk başta öyle hatırladım yani. Burada gördüm diye hatırladım. Sanki. Abi şu internete odaklanmaktan bak, hala kırmızı. Ses kayması, mes kayması her şey vardır ha yayında şu an. Ses de kayıyordur, görüntü de bulanıyordur. Ama ne kadar rahatsız edecek seviyede mi? Onu bilmiyorum. Abi galiba o halat daha gerideydi ya. Bu arada donuyorum. Eksi 12 derece. Galiba o halat daha gerideydi ya. Ha şurada ya, gördüm, tamam. Tamam gördüm. Can't feel my hands. Ne kadar ağırlığımız? 29-21. Tamam. Okey. Umarım çok uzun bir yol değildir burası.
Bakalım burası nereye gidiyor çok merak ettim. Neden? Çünkü buradan harita geçişi falan olacağını zannetmiyorum. Burası bence bir yere gitmiyor. Ya da bakacağız. Göreceğiz. Ama donduk ya. Kullan. Ha gayret. Tamam, çok güzel. Burası nereye gidiyor böyle sollu sollu? Ufak bir tepeye çıktık. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Bak, römork burada ya. Şuradan mı tırmandık? Şuradan bir yerden tırmandık. Şu anda şu bölgede bir yerdeyiz. Yani yukarılara doğru çıktık ve hava -9. Hava felaket. Şu tarafları bir keşfedelim de donduk ya. So cold. Just wanna lay down for a bit. Buradan da bir gidiş yok gibi. Burayı neden yapmışlar acaba? Burası yola bağlandı abi. Burası benim geldiğim yol değil mi? Ha. Harbiden de o yol. Yani hangi yol? Şu yol falan işte. Şuradan yukarılarda mı bir şey var burada acaba? Buraya o yüzden mi halat koydunuz? Hiçbir şey yokmuş abi burada. Burası kolay ulaşım gibi bir yermiş galiba. Yok, buradan çıkmıyor. Tamam. Yok. Evet. Burası bir nevi... Ya galiba kurtu bir yere atlatmak için yapılmış herhalde bir yer. Ama biz kurdu her şekilde atlattık zaten ya. Ve güvenli burası bu arada. Şurası bir yere gidiyor mu? Sanki şurası bir yere gidiyor gibi. Bayağı evin oralardan. Eyvah, hem de bayağı çoklar. Hem de bayağı çoklar. Bayağı da yorulduk. Çok koştum. Neyse, zaten eve geri gireceğiz de. Ne çabuk yoruldum ya. Burası biraz gereksiz oldu ya. Ben burayı bilseydim. Son bir kömürüm kalmış. Onu da kullanmayalım be abi. Şimdi burayı gereksiz burası ya. Lütfen düşeyim falan deme. Mahvolduk ya. Acaba aşağıdaki eve giriliyor mudur? Hava kaç derece? -9 derece. Adım aralığıma bak. 2 metre adım aralığım var. Boyumuz kaç mı? 4 metre falan mıyız? Abi aşağıdaki evimize geri dönüyorum. Onun ilerisinde çünkü bir ev daha var ama yani oraya gitmeyi risk alabilir miyim acaba? Buradan inebilir miyim aşağıya? Bak, o ev mahvolmuş.
Burası sahil yolu mu? Hiçbir şey de gözükmüyor ki. Hava kapalı. Ama akalım. Koş bu son dirayetle. Yok. Karaca. Bir dakika ya, ben bu kadar yol gelmemiştim abi. Şu ev şurada bir yerde olması lazım. Değil mi? Lütfen öyle olsun. Tamam. Karaca'nın burada olması iyi çünkü koştu. Kaçtı o da. Kurtlar aşağıda ya. Yalnız aşağıda çok kurt var. Aa, ben aşağıdaki eve giderim ya. Aynen, yakın zaten. İşte buralarda bayağı... Aman ya, korktum. Buralardan bayağı kurt sesi geliyor. Burada bir yol daha var. Sağ tarafa doğru gidiyor. Şu eve umarım girilebiliyordur. Burası girilebiliyordur ya. Bir ev yanmış galiba. Şuralardan geliyor kurt sesleri. Hala drop oluyor bu arada. Oh, şömine var evin içinde. Çok güzel. Oo, yanıcı kütük şeyleri falan filan. Öf öf, neler neler. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Evin içi de 19 derece. Güzel, birazcık ısınalım. Aslında devam edeceğim ama çok yorgunuz be abi. Onu alırım. O sodayı alırım. Yırtık hafif ceket. Salla. Kayak ceketi bende var zaten. Bende kıyafetlerin adı neydi? Kayak ceketi, yeni askeri mont. Size bir şey diyeyim mi abi? Bugünü kıyafet onarma günü yapalım. Bugün öyle olsun. Çünkü çok yorgunuz. Dışarıda çok fazla kurtlar oluyor. Mümkün olunca evin içinden kumaş bulalım. Kumaşları alalım. Mesela perdeler. Aynen. Vaktimiz var, hatta hiç bıçağı kullanma. Elinle abi. Elinle direkt. Hiç bıçağı kullanma. Aynen. Vaktimiz bol. Kıyafetlerimizi bir onaralım. Yorulacağız büyük ihtimalle. Uyumamız lazım. Ha, yatak. Yatak var mı burada ya? Şömine var. Abi şömine olur, şimdi yatak olmaz var ya. Bak. Hadi yatak. Eyvallah oyun, sağ olasın. Yani o kadar da sağ olasın. Yatak odalarında televizyon var. Bu adamlar salonda televizyon izlemiyor ha. Yatak odalarında izliyorlar. Yo, burada da televizyon var ya, adamlar zengin. Tabii ki. Birinci dünya ülkeleri abi. Kanada, Amerika falan. Hala drop oluyor. Neyse, şimdi abi kıyafetlerimizi onaralım. Şimdi benim her zaman önem verdiğim dışımıza mı içimize mi giydiklerimiz. Abi üstümüze giydiğimiz şunlardan biri. %98, %70. Şunu bir onaralım. Çünkü bayağı bunlar hasar almış. Eylemler diyorum. Onar diyorum. İki tane kumaşa %30 onarırım diyor. Tamam, ben de onar diyorum. 40 dakika onaracak. Dikiş kiti. Olta takımıyla da mı onarıyor? Wow. Çok güzel. Bak bak, olta takımını dikiş için de kullanabiliyormuşsun. Aa, bunu öğrendim, iyi oldu. Oh, %100 oldu. Çok güzel. %98. Ondan sonra şu bayağı bir hasarlı olan. Abi eldivenler kot %80, 83, 56. Ha, şu çorabı onaralım. Onar diyor. Onar bakalım dikiş kitiyle. Abi bugün onarım günü falan. Şöyle günü kaybetmeyelim. Gecede bir güzel uyuruz. Tamam, bu da %100 oldu. %90. Bunu onarmak için de lazım. Bir tane kurutulmuş deri lazım. Onun için şimdi burada ayakkabı bulursak, ama %90 zaten abi. Şunu onar. Ayakkabı zaten çok da sıkıntı. Ama adam yoruldu. Evet. Ha, başarısız oldu dedi. Bir dakika. Yo. Onar. Ha, yorulduğu halde çalışıyor. Çok güzel. O da %100. Şapkalardan %71 olan var. Şunu onar desem, daha hala kumaşım varmış. Çok güzel.
Onu da bir onar bakayım. Tamam, çok iyi. Ne oldu? Kumaş becerim mi arttı? Tamam, şimdi %100, %90, %100, %98, %81, 97. Şunu onarabilir, %81 diyor. 84. Şu pantolonu onarabiliriz. İşçikler onarılabilir. İşçikten nasıl hasar aldı peki? Neyse, şunu bir onaralım. Bir tane kumaşa. Tamam, onar bakayım. %85 başarı şansı var. İyi, yorgun olduğu halde onarıyor ya. Gayet güzel, %100. Tamam, şunu da onar diyeceğim. Bir kumaşa. %19 onar. Tamam, kıyafetimiz bayağı onardık ya. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Mesela şu anda kıyafet sıcaklık bonusu 20 derece. Rüzgar geçirmezlik bonusu artı 5 derece. Koruma %16, depar %78. Hava sıcaklığı 1 derece, soğukluk 0, hissedilen 21 derece. İyi, 19 dereceydi girdiğimizde, 2 derece arttırdık belli ki. %100, 98, 97, %100, 87. Şu pantolon 87, işçikten onarılabilir. 89. Tamam, şu içliği onarsam kumaş yok. Okey, bana bir kumaş ver, bir de şu içliği bir onarayım. Az bir şey. Hah, şurada perde var. Elinle abi. Eliminen. Eliminen dayı, eliminen. Ha. Şimdi ondan sonra şunu onar. Tamam. İyi, güneş öğleden sonrayı geçti zaten. Tamam, bir daha onar. Tamam, çok güzel abi. Kıyafet işi burada biter. 20 derece, 21 derece hissediyoruz. Kıyafet işi burada biter. Şu tüfeği bir yerine koy. Ondan sonra bir tane gazoz içeyim. Çok fazla gazoz topladık sağdan soldan. Hem şu açlığımızı hem de susuzluğumuzu bir nebze de olsa giderebilirim. Şöyle en kötü olanlardan başlayalım. Şöyle gereksiz yer kaplamasınlar. Mesela en kötü olan gazozla en iyi olan gazoz aynı yerimi kaplıyor. Mesela köpek maması öyle. Gazoz %23, %25, %40. İyi bir gazoz var mı? Şöyle durumu iyi olan bir gazoz. Göremedim ama yani öyle gibi gözüküyor. Mesela 0.10. Evet evet, en kötü olanla en iyi olanlar aynı. %23. Şunu göm. Şu dandik olanları gömüyorum gitsin. Bu arada hala drop oluyor. Hala bitmek bilmedi. 7600 tane kare atlanmış. Yuh. Bir yarım saat daha oynayalım. Bir yarım saat daha oynayalım. Bir de güzel bir yemek yiyelim. Şu sardalya bir bozulmadan şunu bir yiyelim. Çünkü balık abi ya, bozulursa sıkıntı olur o balık. Yüzeyme. Hadi kadere kısmet yedim. Kadere kısmet. Ah, iyi. Okey. %43 olan var. Bayat tuzlu kraker. Bir de onu da göm. Tamam. Karnımız tam bir şekilde doydu. Ondan sonra bir de su iç. Tamam. Çok iyiyiz. Masa. 5 tane odun veriyor. O. Sandalye. 2 tane de kumaş. Bu. Of, 6 tane odun. Çok güzel. 8 tane odun. Çok güzel. Metal lamba. Kırmak için demir testere gereklidir. Ne alıyorsun ki bundan? Işık mı alıyorsun? Ha, demir. Ha, hurda metal veriyordur herhalde. Oo, kahve. Tamam, içeriz onu. Ver o kahveyi. Isıtırım onu. O bitki çayı mı? I could use this. Çok güzel. Ver o bitki çayını. At şu. Ama bu daha iyi kondisyonda. Tamam, at gitsin şunu. Hepsini at, hepsini. Ha. Tamam. Şöyle başka görünürde herhangi bir şey var mı alabileceğim? Buranın üst katı var mıydı? Aa, buranın üst katı yok muydu? İnanılmaz. Şu yatak odasını bir kurcalayalım. İyice gece olsun abi. Kalın. Kalın yün kazak. Bir bakayım ona bir. Ha, bu bunun aynısı. Oo. Bunu onarmak lazım. Bu bunun aynısı. Yırtık yeni 1.4 veriyor. 1 veriyor. Evet. O zaman şunu, tamam mı? Eylemler. Topla. Abi, aynı kazaktan bir tane daha buldum. Bizik sağlam kazaktan. Hemen onu, aynen %39, bunu giy. Bunu eylemler, onar, %30. Bir kumaş daha bulmam lazım. Şunu onalım. Bak abi, bu yün kazak en iyisi.
Kalın yün kazak. Aynen. Oh, bir derece veriyor şimdiden. Ama benim ona bir şey lazım değil mi? Ona bir kumaş daha mı lazım? Evet, bir kumaş daha lazım. Abi şimdi buluruz bir şey. Şimdi şurayı bir araştır. Şimdi burada bir kıyafet buluruz. Hemen ben onu bir yırtarım. Ya da kumaş şeyde falan da bulabiliriz. Perde de olur. Al işte, buldum hemen. Hemen buldum sana. Onu eylemler topla. Bir kumaş 10 dakika. İyi, bayağı yorulduk. Geceyi de yaptık. Geceyi de yaptık. Güzel oldu. Sonra eylemler onar. Onar bakalım. Onar. Ha. Haha. Kumaşı da mahvetti. Onların başarısız oldu, yapamadı. Kumaşı da mahvetti. İnanılmaz. Neyse ki kumaş bulabilecek bir yerdeyim. Bulunabilecek bir yerdeyim. Burada bir şey yok. Yatak matak. Şu. Ellenmiyor. Perdeler var. Şurayı da araştır. Sargı bezi. Hadi alayım. El havlusu. Elim ile 10 dakikada 2 tane kumaş. Tamam, parçala. Güzel. El havlusunu parçaladım. Şuradan. Daha bir aklına nasıl planlar var biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? Şey, şimdi dedim ya, sadece haritaları böyle keşfetme challenge'ı yapacağım diye, ne kadar hayatta kalacağımı deneyeceğim. Harita değiştirmek yok. O haritada ne bulabildiysek, böyle bir hedefim 10-15 gün mümkün olduğunca hayatta kalmak. Onu yapacağım. Şey, ama oyun zor da, yani mütecavizde değil de izci zorluğu oluyor galiba. 3. seviye zorlukta yapacağım. Onu oradan neye bağlayacaktım? Ulan ne diyeceğimi unuttum ha. Cümleye başladım. Neye bağlayacaktım oradan? Ha, tamam. Böyle mesela bir evi, haritanın ortasında böyle bir evi ana base olarak belirleyeceğim. Oraya sürekli bütün erzakları her gün gidip döneceğim oraya. Gidip döneceğim. Hani o challenge'da planım o. Hani gidip döneceğim o eve. Gidip döneceğim böyle. Sürekli o eve, hani her gece o eve dönmek zorundayım. Öyle hani. Bir haritanın mesela kuzeyine baktık, geri geldik. Güneyine baktık, geri geldik. Baktık, geri geldik. Hani dönüş yolunu da hesaba katmak lazım. Bu şekilde sürekli bir evi base belirleyeceğim. Mesela oraya böyle eşyaları yerleştireceğim falan. Böyle ufaktan bir kaldığımız ev gibi olacak. Harita değiştirme yok. Her haritada bunu tek tek yapacağım bu arada. Hedefim o yönde. Şunu bir onar. Çok güzel bir challenge olacak o. Hem bütün haritaları da mükemmel bir şekilde keşfederiz öyle. Tabii bir şeyler eksik kalacak eminim. Bir şeyleri bulamayacağım ama ne bulabilsek işte, ne kadar hayatta kalabilsek, yani anladınız mı o haritada? Hatta hani günün sonunda baktık, yemeğimizi tükettik, suyumuzu tükettik, artık hani yiyecek yiyecek bir şeyimiz kalmadı, artık ölüme razı olacağız, öyle uyuyacağız, ölüm uykusuna dalacağız. Öyle bitireceğiz onu da mesela. Öyle mücadeleler var aklımda. Tamam. Şimdi abi yeni yümbere bak, bu yümbere çok güzel. Kayak ceketi çok güzel, askeri mont çok güzel. Kalın yün kazak çok güzel. Parmaksız eldiven yeni. Abi parmaksız oldu halde nasıl etkili oluyor o kadar ya? Parmaksız diyor bir de. Ama parmaklı. Neyse. Gerçi parmaksız gözükmüyor. Onun isminde bir sıkıntı var. İş pantolonu. Kargo pantolon. İçlik. Tırmanma çorabı. İş botu. Daha aksesuar bulamadık. Aksesuarları ben kendim mi yapıyorum acaba? Pelerin. Uyku tulumu. Amerikan geyiği posuna çanta. Ne işe yarıyor? Posuna çanta yorgun bir gezginin yükünü hafifletir. Kurutulmuş Amerikan geyiği postu. Amerikan geyiği, bir de normal geyik de olmaz yani. Oo, ben Amerikan geyiğini daha görmedim ki, daha bir de avlayacağım onu. Ben kendimi zor görüyorum burada ya. O iş biraz zor. Tamam. Okey abi, kıyafet onarma işini hallettik. Suyum ne kadar var? Oo, su çekelim. Şunu bir içelim. Şu tuvaletteki bütün suyu bir alalım. Suyumuz azalmış. Hepsini al. Tamam, ondan sonra güzelce bir sabah 12 saatlik uyku çekelim. Hatta geç bile kalmışız. Hemen 12 saat şöyle seç. Uyu. Haydi bakalım. Oo, mis gibi. Sıkıntısız. Sıcacık. Karnımız tok, sırtımız pek. Çok güzel. 22 gündür hayattayız. Neredeyse bir ay. Helal olsun bize. Bir gazoz göm. Evet, kolay modda. Tabii ki. Ondan sonra bir su iç. Ateş yakmama gerek var mı? Gerek yok. Şu kahveyi de yalandan bir iç. Soğuk da. Isınma bonusu. Aslında ısınma bonusu da güzel olur ya. Ama şimdi bir bunun için ateş mi yakayım? Gerçi kömür de almam lazım. Evet. Gün ağrıyor. O zaman dur. Abi önümü göremiyorum. Bir saat daha. Tam bir saat zaman geçir. Abi gün bir aydınlansın.
Arkadaşlar meşale falan yakmak istemiyorum. Ya ben de zor görüyorum. Ben bir şey görmüyorum hatta. Heh. Kömür al. Oh, 3 tane kömür varmış. Çok güzel. Çubuk %85. Yak bakayım ateş. Dışarıdan zaten bir fırtına sesleri geliyor. Gene günümü mahvetti ya. Şu yanıcı kütükleri alalım hemen sağında. Mesela böyle yanıcı kütükler falan yerleştireceğim işte. O dediğim challenge'da. Böyle bir yeri base belleyeceğiz ya. Kömür bir tane ekle. Şunu ver. Tamam, 1 saat 8 dakika. Su ihtiyacım var mı? Yok. Şimdi şöyle yapalım. Pişir. Kahve. Isıt onu bakayım be. Tamam, ver onu. İç. Tamam, kahveyi içtik. Hem bitkinlik azaldı. Hem de... Tamam, sen bana o zaman bir kahve yapar mısın? Pişir. Ben biraz koşacağım çünkü. Aa, kahvem yok mu benim? Nasıl ya? Ha dur ya, kahveyi böyle yapamıyorduk ki. Şöyle yapıyorduk ha. Tamam. Sen bana bir... Ha, kahve yap. Yap. Pişir. Ha illa pişir mi demem lazım? Bekle. Al onu. Bir tane daha yap. Ben çünkü bayağı dışarıda gezeceğim. Pişir. Al onu. 21 dakika. Bir su yap. 2 dakika dur. 18 dakika. 18 dakika. Hadi be. ne ekleyeyim ki şimdi abi? 16 dakika. 16 dakika. Bak eğer ki 1 dakikayla olmazsa var ya. Üf üf. Üfleyeyim azıcık. Harlansın. 13.000 kare kaybedildi. 13.000 tane drop olmuş. Kare. Drop'u. %10'u droplu yayının. Hala drop var. Abi ya olacak ya olmayacak. Hadi kadere kısmet. Oh olmuş, çok güzel. Aldım. Tamam, al bunu da. Çok güzel. 33 kiloyuz gene. Niye? Tamam, 4 tane kömürüm var. Ben de sprey boy ne geziyor ya? Nerede o sprey boya? Bir dakika dur, beni kandırma. Sprey boya gördüm. Abi bir seçilebilir menüde var sprey boya. Nerede bu sprey boya? İptal et, iptal et. Bir dakika, sprey boya. Abi yemekte olamaz herhalde. Galiba ben körüm abi. Benim elimde bir sprey boya var. Ama envanterimde yok. İyiymiş. İyi, gün ağardı. Kömür al. Tamam, bir tane daha. İç. Abi kahve yaptık. Dışarıda şimdi bitkinliğimiz azaldığı şekilde gezeceğiz. En azından. Geçti, etki geçti dediği anda direkt yeni bir kahveye gömeceğim. Şuradan bir şunu da göm. Tamam. Okey, tamam. Eğilerek çıkalım. Çünkü burada çok kurt sesleri duydum. Duymuştum. Ben burayı çizdim mi? Burayı bir çizelim. Şöyle eğil. Burayı bir çiz hemen. Bakalım. Oo güzel. Bayağı bir araba maraba, yıkılmış ev var. Çok güzel.
Abi kurt sesleri geliyor oradan. Bence hiç burayı keşfetmeye çalışmayalım. İşte bir ton ev var. Şuradan bir yola bir bakalım. Hah, yol burada. Çok güzel. Sahil kasabası bölgesi. Aynen, burası sahil kasabası. Ve burayı bayağı kurtlar basmış. Anlaşılan. Şöyle onlara çok bulaşmadan. Buradan geldik. Aslında şuraları keşfetsek güzel olur ama zaten burası şeye gidiyor belli. Oo, hava çok güzel, 3 derece. Burası arkadaşlar zaten yıpranmış yola gidiyor, o belli. Ben gene de bir bakalım, haydi. Tamam, o sağda, o bize bir şey yapmaz. Aha, şurada da ev var ha. O evi zaten biliyoruz, girdik. Tamam, o kurt şeyde. Hatta o bu tarafa gelmeden ben hemen onun önüne bir geçersem şuraya şöyle. Oo, tepede çok güzel bir ev var. Kesinlikle oraya gideceğim. Kurt da tam da buraya doğru geliyor. Şöyle biraz daha bir yardır abi. Tamam, dönüş yolunu şeyden yaparız. Bu körfez. Sudan yaparız dönüşü. Orada galiba bir ceset var yerde. Döndü galiba arkasını. Bayağı uzağız zaten. Hava eksi bir. Tamam tamam, gayet iyiyiz. Oha, taşmış. Buradan sola herhangi bir şekilde gidiş yok. Kaç kiloyuz? 33 kilo. Oo, bir ev daha. Ama çok ev var be. Onların hepsi girilebilir mi harbiden? Sahil bayağı iyiymiş. Oğlum zaten doğru arkadaşlar. Yani dağın gelişmiş olması normal değil. Yani sahil dediğin tabii ki liman olduğu için aynı zamanda. Uğrak. Gerçi burası ne kadar uğrak, orası tartışılır da. Ne kadar uğrak oldu. Ama yani ilk ulaşım yeri deniz olduğu için buralar önemli. Buralar oldukça önemli. Ayı mı o? Orada ayı da var. Belli ki orada ayı mağarası vardır. Şurada bir tabela mı var? Oo, tavşanlar var. Ne yazıyor o tabelada? Stop. Evet. Aha, burada bir kasaba var. Tavşancıklar var burada. Şurada bir çizim yapalım. Rıhtım kulübeleri diyor. Rıhtım ne demekti ya? Ayı kardeş orada. Şöyle bir çizelim. Sollu gitti, gördüm. Şimdi haritayı inceleyemeyeceğim. Buraya doğru geliyor ayı. Hemen hızlıca bakalım. Şurası girilebilir değil mi? Tamam, çok güzel. Hemen oraya gireriz abi. Oo, orada buzullar falan parçalanmış. Tamam, o. Şerefsiz kurt pusudaymış. Dikenleri diken diken oldu var ya tüylerim. Görmedim kurtu bu arada. Eski moda parka. 2 kilo. Görmedim kurtu. Neymiş bu? Ne diyorsun? %72.1 mi veriyor? Oha! 2 kilo, 1 kilo. Ha, ağırlığı çok ama. Hantal.
Sağlam. Ha. Abi ama ağır bu. 2 kilo. Çok güzel de. Yok. Yok yok, çok ağır abi. Burada birazcık vakit geçireceğiz. Burada biraz vakit geçireceğiz. Salla. Ver o gazozu. İç direkt hatta. Hemen bulabildiğimiz şeyleri bir gömelim burada. Bank. Bunu parçalasak. Of, neler neler veriyor. Neler neler veriyor. Gazete rulosunu salla. Kereste, kibrit. Bodruma gene inilmiyor. Çok karanlık orada. Ne var göremedim. Karnımızı aç mı biraz? Karnımızı aç. Şöyle yiyinebilecek şeyleri bir ver bakayım. Onları biz bir gömelim hemen. Güneş daha tam tepeye gelmedi. Birazcık bekleyeceğim şu birilerinin zulası. Dur, onu gömeyim ben. Onu direkt gömelim. Ne yapacağız peki? En kötüsü şu. Göm şunu. Little Cove. Küçük inek. Tamam, doyduk. Aa, hepsini içemedi bile. Wow. Çok güzel. Şurayı bir araştıralım. Could end up being useful. Basit parka. Salla, salla. Basit parka diye bize bir şey yok. Askeri mont, aynen. O parka da güzel de. Aç bakalım. Oh, bitki çayı aldım. Onu şey yaparız. Dolaplara baksak mı acaba abi? Bir bakalım hadi. Aldım. Gazozu hayır demem. Diğer evi tam lootlamadığımı biliyorum arkadaşlar da yani. O kadar Is it food or? salla almadım. O kadar da hani aşırı loot yapmamıza gerek yok. Zaten her şey fazla fazla. Ah, gazozu aldım. Gazoza hayır demem asla. 1000 tane gazoz da versen hepsini taşımaya çalışırım. Oo, bıçak mı görüyorum ben orada? Evet, av bıçağı. %100 mü? %85. Al bakayım. Hangisi daha iyi? %85, %86. Abi zeki daha iyi. Tamam, bunu mesela topla desem ne veriyor? Hurda metal. Tamam. At bunu. Okey. Başka ne var burada? Şu üst dolapları bir kurcuklayalım. Bomboş mu? İlk defa o kadar bomboş bir dolap gördüm. Ne varmış orada da almamışım? Ha, kibrit. Kibrit. Kalsın o da orada. Salla. Burada ne var? Fırında. Hadi, pişmiş bir yemek. Hope Oo. Oo, bunu birazdan yerim. Abi, tavşan var hem de taze pişmiş. Onu sen geri fırına koy da bozulmasın, dur. Onu içinde burada ne zamandır duruyor işte, demek ki bozulmuyor fırına koyulduğu zaman. Aynen, taze diyor hem de %100. Tamam, orada kalsın o. Kitap var yakacak olarak. Bir üst kata bir bakalım. Hem dışarıda ayı var hem kurt var. O yüzden yakın zamanda buradan çıkmamam lazım. Birazcık o yüzden şöyle öğleden sonra olmasını bekleyeceğim. Bir tane ev biliyoruz zaten. Gördük. Hangi ev? O dağın tepesindeki ev. Hiç olmadı oraya gideriz. Umarım girilebilir bir evdir. Yoksa yoksa yanarız tabii ki. Yoksa yanarız. Orası ayrı. Tüfek cephanesi. Kaç tane? 5 tane daha mermi. Çok güzel. İşte bazen böyle kenara, kıyıya, köşeye çok önemli şeyleri saklayabiliyorlar. O yüzden her yere bakmak lazım abi. Şu kıyafetlere bakalım. Güzel bir şey var mı? Yayın 3 saate doğru geliyor ama hala drop var yayında. What have we here? Gün gömleğe geç. 14.149 tane kare kaybedilmiş. Yayının %10'u droplu abi neredeyse. İyi bile dayandı. Hani hadi kısa olmasın dedim. Normalde Max Payne'de oynayacaktım da. Termal ışık, salla. Bizdekiler de termal ışık değil mi? Max Payne'de oynayacağım da bu internetle olmaz ki. Bu internetle olmaz abi. Ya şu an sesimde kayma var mı yok mu bile bilmiyorum. Abi YouTube'da siz izleyince söyleyeceksiniz. Umarım bir sıkıntı olmuyordur o kadar. Bayağı yeşil gördüm ama
bayağı düzeldi gibi son anlarda da. Gene hala dengesiz yani. Oh, 1,6 litre su var. Tamam. Bu çekmeceye bir bak. Could Yırtık yün çorap. Bizdeki çorabın adı neydi? Tırmanma çorabı. Bence bizdeki daha iyi. Antiseptiği salla. Aa, dikiş kiti ver ver. Bizimkini bayağı kullandıydık. Nerede dikiş kiti? Şurada bir yerde olması lazım. Ha. At onu. Gayet güzel. Tamam. Oraya da baktık, oraya da baktık. Okey, hiçbir şey yok abi. Güneş tam tepede. Şimdi birazcık vakit kaybet, yani vakit geçirmemiz lazım. Çünkü dışarıda dediğim gibi ayı ve kurt var. Gerçi bir çömelip şekilde çıkabiliriz çok fazla vakit kaybetmeden de. Çünkü keşif ve ama yani bayağı da vakit geçirdik ama bilmiyorum ne yapabiliriz başka ki? Bileylemeyi ben attıydım değil mi? Attıydım. Abi şu ağırlık meselesi çok canımı sıkıyor ya. İki kömür kalsın. Sedir çırası kalsın. Oha! Yanıcı kütük 4 mü? Kimyasallar ve sıkıştırılmış talaştan yapılmış bir kütük fazla ısı yaymaz. 4 kilo mu? Atıyor abi, ben de niye ağırım diyorum. Yuh! Yanıcı kütükleri bir daha almam hayatta. Hayatta iki kömür bir sedir çıram var zaten yeter. Hatta kömür en iyisi. Kömür, hatta sen bunu da at. Onu da at. 29-49. Gayet güzel. 30'un altına indik. İşte hedefim bu. Antiseptik. Nereden almışım ben gene bunu ya, antiseptiği? Ben de evet, yara sargısı var. At gitsin. At gitsin abi. Bunlar hazırlanmış mı bunlar? Bunların bardak hali. Aa, bak, kuş bunu çay 0,08. İltihap önleyici okulamış ve bu çay etkili doğal bir ağrı kesici görevi görmektedir. Aa, bardak haline getirdiğin zaman daha az ağırlık yayıyor. Tamam, bunlar sağlık şeyleri zaten. 3 tane sargı bezi. Bir tanesini at onun. Aynen öyle. Mümkün olduğunca en azı. Abi peki bizim üzerimizdeki şu ağır bir şey var mı? Ağır değil. 1 kilo 2 kilo. Bak, askeri mont çok ağır abi. 2 kilo. Tamam, soğuktan koruyor ama çok ağır. Bir daha bu askeri montu almam yüksek ihtimal. Çünkü ben bayağı gezici olmak istiyorum. Okey. Bak, iş pantolonu gene çok ağır. Kargo pantolonu okey. İşlik tamam. Tamam. Ayakkabı da 1,5 kilo. Okey. Yani işte. Biraz daha hafifletebiliriz. Yani 7 kilo şu anda. Şu anda 7 kilo, onu bir 6'ya 5'e indirsek daha iyi olur. Düzgün oynadığımız zaman işte bunlara hep dikkat edilecek şeyler bunlar hep. Bunlar hep önem verilmesi gereken şeyler. 7 kilo yiyeceğimiz var. Yiyeceğimiz çok. O yüzden daha fazla yiyecek almayacağım sağdan soldan. İyi, burayı da 10 kilonun altına düşürmüşüz. Bir tane ne olur ne olmaz fişeğimiz var. Meşalemiz var. Denizci fişeği ben normal fişekten daha etkili diye biliyorum. Yani şuna baksana. Bayağı etkili bir şey gibi duruyor. Kömürümüz var. Olta takımların zaten ağırlığı yok. Gerçi iki tane niye yanımda taşıyorsam, at gitsin birini bunun da. Abi şu silahı var ya, hiç yanımda taşımama gerek yok. Zaten tüfeğim var. Korkutmak için bu var. Tüfek cephanem bol. Yani altı katlar bulmadım. Aslında şunun mermisini de atabilirim de. Sen bunu at at. Yardım silahını at. Mermisini de at. Gereksiz ağırlık abi. Gereksiz ağırlık. Tüfek cephanemizi de daha fazla almayabiliriz hatta. Nacak çok ağır bak. 1,5 kilo. Nacak biraz fazla ağır. Burada hurda metal var. Çok bir şey yapmıyorum aslında. Hurda metali de atabilirim de. Bunun ağırlığı yok zaten. Hurda metal at ya. Hurda metal buluruz abi. Ya bulamam aslında da. Bir şey yapmayacağım ama. Oh, 27'ye düştük. İyi. Bence kabul. Abi bir çıkıyorum. Tamam mı? Bir su iç. Bir su. Çömelerek çıkıyorum hemen. Sonra keşfime devam ediyorum. Ayrıl. Lütfen kapının önünde falan olma. Abi galiba temiz. Ayı nereye gitti acaba ya?
Tamam, ben yola geri döneceğim bu arada da. Şuradan dönebiliriz hatta yola geri. ...27 kilo. Çok güzel. Ben seni vurdum artık ya. Sen çok kaşındın. Öldüm. Vuramadım. Ama iyi ki sesten korktu. O bana geri gelecek bu arada. Şöyle bir koş. Hah, bıraktı peşimi. Tamam, orada geyik leşi var bu arada. Şu sağ tarafı bir merak ettim. Oraya bakacağım. Tamam, burası büyük ihtimalle şeye geçiyor. Hemen söyleyeyim. Yıpranmış yol ya da terk edilmiş topraklara geçiyor. Hadi bakayım, belki gizli bir şey çıkar. Aha, kargacık. Bir hayatta kalma ipucu içeren bir ölüm notu. Oku. O adamın ıvır zıvırlarını neden kütüğün altında sakladığını söylesene bana. At gitsin şunları diyor. Al diyorum. Ölüm zıvırlası notu. Tam tersi tarafta çıktı. Hasır otu varmış, hasır otu var. Kuş bunu. Baraka var hatta burada bir tane. İyi, güzel, bir tane zula buldum. Oraya gideceğim bu arada. Wonder if the owner's around. O zula sargı bezini salla. Oo, denici fişeği. Ama var bir tane, sıkıntı yok. Var bir tane. Tamam, ben şurası nereye gidiyor bir bakalım. Yolcu ağıtı. Burası yavaş bir yere gidiyor mu daha doğrusu? Kuş burnu çok var zaten. Ha, sahil yolundan ayrıl diyor. Bir bakacağım, geri gireceğim hemen. Hemen bakıp geri gireceğim. Neresi burası? Yıpranmış yol, eski ada bağlantısı. Tamam, burası bağlantı. Evet. Yıpranmış yol. Yani şurası büyük ihtimalle terk edilmiş topraklara bağlantı orası, yüksek ihtimalle diye tahmin ediyorum. Tamam. Ben şuradan sollu bir şekilde. Ağacı bile kırıyor fırtınalar ya. Bunlar ne? Huş fidanı. Huş fidanı ok yapımında mı, yay yapımında mı, ne işe yarıyor? Bak, hem kurt var orada, hem karaca var. Ama birbirlerine bir şey yapmıyorlar. Abi şu haritanın... Yok abi, buradan geçiş yok. Nereden geçeceğiz? Şu beyazlıklardan mı gideceğim? Koşsam?
Hipotermiyi yedik. Tamam, belli ki oraya geçiş yok abi. Belli ki oraya geçiş yok. Mahvolduk ya. Şu eve gidebilir miyim? Hipotermi. Tamam, donuyoruz. Abi. Eğer ki burada hala çatırdamazsa bu, şu tepedeki eve ulaşmaya çalışacağım. Kıyafetlerim falan ıslandı. Mahvolduk ya. Tamam, buralar güvenli gibi. Şu kurta da çok bulaşmayalım. Burada bir yerde ayı kardeş de var. Tabii. Çok da kardeş değil gerçi de. O eve girmeyeceğim geri. Amacımız keşif abi. Tekrardan aynı eve niye gireyim? Biraz risk alıyorum. Biraz risk alıyorum yeni bir yer keşfetme uğruna. Şu tepedeki eve umarım girilebiliyordur. Hava eksi 5 derece. Orada balıkçı kulübeleri falan var. Ayı buralarda bir yerlerde olma ihtimali yüksek. Oh, şuna bak, dağlar mağlar. Orada ufak ufak adacıklar gözüküyor. Kurt orada, güzel. Burkulma riski falan yok, dur. Burkulma riski falan filan yok. Şimdi. Ne onlar? Fişek. Salla salla. Yardım silahı. Yok, daha yeni attım bir tanesini zaten. Daha bir tanesini yeni attım. Tamam. Boyunun yuvası şu aşağıda bir yerde olma ihtimali yüksek bu arada. Buralarda bir yerlerde olabilir o ayının yuvası. Ona bir bakarız. Şimdi yakacak yakacağız ya. Ver bunları. Ver 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 ver. Lütfen o eve girilebiliyor olsun ya. Hatta şunları da alırım da. Bayağı balıkçı kulübeleri var. Bu balıkçı kulübelerine de bakmak lazım. Aha, ayının... Bir dakika. Ayı görünürde yok. Evet, burası ayının... ...ini. Burası ne kadar sıcak oluyor olabilir ki ya? Avı parçalama kitap. Oo, güzel. Okunacak bir kitap bulduk abi. Çok iyi. Burada çok fazla durmayalım. Yorulduk da. Artık koşamıyorum. Burada bir çizim yapabilirim ama evin oraya gidince yapacağım. Bayağı sağlam gözüküyor ev ya. Ver şu çubukları. Ver ver, ben o çubukların hepsini yakacağım. Ver 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 ver. Ateş yakacağız zaten şimdi. Hepsini kullanacağım bunun. Biraz daha yakınlaşalım eve doğru. Ondan sonra şuranın güzelliğine bir baksana. Oh be, iyi ki çıkmışız ha. Oh, dalga nasıl vuruyor kenarlara. Çok iyi. Abi şurada bir çiziktirme yapalım. Mizantrop'un çiftlik evi. Mizantrop ki ne demek o ya? İsim mi o? Ohoho, amma yer açtı ha. Ceset var orada bir tane. Mizantrop'un çiftlik evi. Niye buradaki baraka peki simgesi yok barakanın? Bu baraka baraka değil mi? Eyvah, girilemiyor mu yoksa? Hayır abi, lütfen girilebilir olsun. Ne olur girilebilir olsun. Oo, nacak var. Nacağı da alalım. Yüzde kaç? 87 aldım. Oo, güzel, yakarım bunları. Oo, her şey oo ama tamam, girebiliyorum, tamam. Güzel, sıkıntı yok. Oo, bu neymiş? Oo. Her şey, şaşırıyorum. O ne?
Oha, ha. Levye'ye çok benziyordu. Levye'de mi buldum diyecektim. Yuh diyecektim artık. Şuralara şöyle bir bakacağım. Ceset şurada bu arada. 1, 2, 3. Oo, bayağı ceylanlar meylanlar geziyor. Burası güvenli yer. 4 tane ceylan var. Karaca var. Tavşanlar var. Ohoho, burası bayağı bereketli bu ev. Bir haritanın bayağı ortasında sayılır yani bence. Sahilde. Tepenin üstü. Bu ev çok güzelmiş bak. Eğer ki şey oynarsak. Neydi buranın adı? Sahil yolu. Sahil yolunu challenge'ını oynarsak kendimiz. Bu challenge'da bu evi ana base'imiz yaparız abi. Ha tabi içeride şey varsa. Sobası varsa. Şu ayı mı? Aha ayı kardeş geliyor bak bak. Kardeş değil ya. Niye kardeş deyip duruyorum şuna? Şuna niye bırak şunu. Niye kardeş deyip duruyorum şuna? Evin tasarımı gene aynı. Abi lütfen şömine olsun ya. Yok bu evde şömine yok. Ah be. Var ya şömine de olsa tadından yenmez de ama yok. Bitki çayı aldım. Su aldım. Burada da daha bayağı. Oh. Ne bereketli yer ha. O zaman abi kapının önünde bir ateş yakıyoruz. Kapının önünde biraz ateş yakalım. Çok ayı kardeşe bulaşmadan. Şuraya doğru yakıyorum ateşi. Şuraya. God damn freezing. Yak. Can neden düşü saldırmadın? Yok abi şeye düştüm ya. Bir ada gibi bir yer vardı böyle hani ada dediğim şey bir çıkıntı vardı. Suya düştüm. Düşmem dedim ama düştüm abi. Suya düştüm. Buz kırıldı. O yüzden ateş yakmaya çalışıyorum şimdi. It worked. Ekle çubuklara. Sedir çırası ekle. 2 saat 57 dakika. Çok güzel. Şöyle 3 saat. Tamam. Suyum ne kadar? 2,5 litre. Hayır dur içme. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım ya. Tamam çömelelim. Yakında ayı var çünkü. Sıkıntı. I'm so tired. I could just lay down right here. Şimdi ne yapacağım ben? Bu yapmama gerek yok. Ama yapayım. Neden olmasın? Ondan sonra. Hipotermi. Tamam hipotermi geçer. Başka ne yapabilirim? Kuş burnu. Bitki çayı. Tamam bir tane bitki çayı yap. İçen bari bitki çayı içelim. Belki etkisi olur. İç. İçimiz ısınsın abi şöyle güzelce bir. Zaten geceyi burada geçireceğiz. Zaten gece oldu. Şu berisin. Şunu al. Bir su daha yap. Bir tane de yemek yiyelim. Konserve şeftali yap. Canını topla uyurken öyle mi? Ha bitki çayı uyurken canımı topla. Vallahi içtim. Daha kolay diyorsun. Bunun sonucu olarak kondisyon artar. Ha tamam. Tamam. 72 saat boyunca acıkmamayı başardın diyor. O yüzden iyi beslenmiş bonusu alıyoruz. Tamam. O yüzden artı 5 bonusu aldım ben. O yüzden artı 5 bonusu aldım. Güzel. Gelişmiş dinlenme 6 saat. Fincan bitki çayı. Daha fazla kondisyon. Oo bunun etkisi 6 saat ha. Daha fazla kondisyon yeneceksin. Oha çok iyiymiş. Şunu bir ye bakalım. Tamam çok iyi. Şunu bir eritelim. Abi yakınlarda garip garip sesler geliyor ama o ayının sesi olabilir o. 1,5 saat.
Daha fazla su yapmama gerek yok. Kahve gerek yok, bitki çayı. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bak şuraya pişir diyeyim. Abi bardak olarak kalsınlar. Şunu koy. Ne yap biliyor musun? Bitki çayım varmış, kahvem varmış. Tamam, kuşburnu yap. Pişir. Burada da kuşburnu yapalım. Başka bitki çayım var bir tane zaten. Her zaman bir tane olsun. Etli fasulye. Şunu yap. Şunun kalitesi bayağı kötü. Şu konserveyi de bir yapalım. Ye bunu. Huş diye bir bitki var ya, ona can topluyor ama normal uyanıkken de toplar. Huş şeyi craft ile oluyor. O da can topluyor. Ha. Huş diye bir bitki var. Ona daha hiç denk gelmedim ona. Al bunu da. Ona daha denk gelmedim abi. Tamam. Okey. Gece oldu. Tamam. Yarın sabah buradan kömürlerimizi alırız. Şurada bir güzel bir uyuyalım şimdi. Yerlerde oluyor, ağaçları beyazdır. Yerlerde oluyor, ağaçları beyazdır. Aa. Vallahi hiç dikkat etmedim abi. Öyle bir şey aldığımı hatırlamıyorum ya. Aldın mı? Hatırlamadım ben. Denk gelmemiş olabilirim belki abi. Şimdi 12 saat. Uyu. 12 saat uyuduk, uyandık. Şimdi dışarıda közden kömür almayı unutmayacağım da. Abi. Oh, hipotermi de iyileşti. Çok iyi. Tamam, iyi beslenmişiz de. Güneş de doğuyor. Fakat bugünlük. Need a drink. The Long Dark'tan bu kadar olsun abi. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. İnternet düzeldi gibi. Şu an son yayınlarda hiçbir sıkıntı olmadı. Zaten ama 3 saati geçtik yani. The Long Dark'tan bu kadar yeter. The Long Dark'tan bu kadar yeter olsun. Yarın devam ederiz. İşte etraf geçmeye devam ediyor. Şimdi şöyle yapacağım. Buz var ya. Buzdan yine dümdüz o ölüm zulasının otu bulduk ya. Adanın diğer kısmına doğru. Bu böyle bir ay şeklinde, yarım ay şeklinde böyle hilal ya. Onun en ucuna doğru gideceğim. Bu taraftan zaten terk edilmiş topraklara gittiğini biliyorum. Herhalde o yol oraya bağlanıyor yüksek ihtimalle. Ona bakarız. Buradan dümdüz gidip bir de adanın diğer taraflarını keşfedeceğiz. Zaten sonra burada da başka da keşfedecek bir yer kalmıyor. Belki oradan sonra oralara geçeriz. Terk edilmiş topraklara geçeriz. Bakarız. Zaten bu seriyi yakında bitiririm. Yani bu seride ölmeyiz yüksek ihtimalle. Abi bir dakika, boğazıma bir şey takıldı. Yani bu seride ölmek çok zor zaten. Belki bir dışarıdaki ayıyla uğraşırız. Burada biraz kalırız. Dışarıdaki ayıyı bir vurmak istiyorum. Bir kez daha onunla da bir uğraşmak istiyorum. Acaba tek mermi yediği zaman gidip bir yerde ölüyor mu? Yoksa 2-3 mermilik canı mı var? Kaçtıktan sonra kovalamam mı lazım? Hani takip izini mi sürmem lazım? Öldürmem mi lazım? Bilmiyorum. Öyle bir challenge var bu arada The Long Dark'ın ayı ile ilgili. Onları da oynarız. Neyse. Bakarız onlara zaten. Denemeyle, tecrübeyle. Olmadı terk edilmiş topraklara gideriz. Artık oraya da gittikten sonra yüksek ihtimalle terk edilmiş toprakları da keşfederiz. Ondan sonra büyük ihtimalle bu hayatta kalma serüveninde bunu bitiririm. Çünkü bunda dediğim gibi ölme ihtimalimiz çok düşük yani. Bunda kendi istediğimizle öyle çok düşük bir ihtimalle ölürüz. Aşırı düşük. Bunu ben kendim hani böyle tamam diyeceğim. Bu hayatta kalmayı öğrendik zaten. Bu seri öyle bir seri şu anki. Bundan sonra ya oyunun kendi challenge'larına başlayabilirim ya kendi istediğim o challenge'ları oynayabilirim oyunun falan. Onlara bakarız hep. Ama benim istediğim şey izci modunda oyunun kendi challenge'larımı uygulamam. Yani bir haritaya gireceğim, o haritadan çıkmak yok. Bir evi kendime base belirleyeceğim. Böyle haritanın mümkün olunca ortalarına yakın bir yerle. Tamamen orada kalabildiğim kadar. Yani ne kadar kalırsak harita değiştirmeyeceğim. Ne bulabilsek yani. Ne varsa. İzci modunda oynayacağım bu arada. Üçüncü seviye zorlukta oynayacağım. Mütecavizde imkanı yok abi yani. 3 gün bile hayatta kalamam herhalde yüksek ihtimalle. Çünkü mütecavizde şöyle bir şey varmış. Onu öğrendim. Mütecavizde bıçak, testere, çekiç gibi şeylerin hiçbir... Yani çekiç çıkıyor herhalde. Çekiç çıkıyor yüksek ihtimalle. Böyle hani alet edevat, yay, may, tüfek hiçbir şey çıkmıyor. Hani çıkma ihtimali sıfır yani, yok. Ama izci modunda çok düşük de olsa var hani. Bir yerlerde belki çıkabilir. Yani
Şeyde mütecaviz modunda kendin yapmak zorundasın bunları. Gidip şeyde tav ocağında. Tav ocağı da daha nerede var bilmiyorum. Hani tav ocağı internette okuduğum kadarıyla tav ocağında yapılacak diyor da tav ocağının konumlarına bakmadım. Onları da keşfederiz. Kendin yapıyorsun değil mi? Aynen. Hani easy modunda çok düşük ihtimal olsa da varmış. Easy modunda bence o dediğim challenge'ları uyguları. Sonra oyunun daha kendi challenge'ları var. Onları oynamak istiyorum. Onun dışında daha oyunun hikayesi var. Onun dışında daha mütecaviz challenge'ı yapmak istiyorum kendim. Onun dışında daha oyuna yeni DLC eklendi. İşte yeni daha da geliyormuş. Bak bir yıl boyunca sürekli gelecekmiş. Onları oynayacağım. Yani bu oyunu bayağı aylarca oynayacağım işte dediğim gibi. Neyse daha fazla uzatmayayım. YouTube sen kendine iyi bak. Ben canlı yayında son bir konuşma yapıp kapacağım zaten. Bay bay.